Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar dikseni yüklemeyi inceledik, burulmayı inceledik, kesmeyi inceledik. Bu haftaki dersimizde de eğilme yüklemesi durumunu inceleyeceğiz. Böylece tablomuzun eksik kalan son kısmının formüllerini de elde etmiş olacağız. Eğilmeye sebep olan yükleme tarzı eğer moment ise yapıda sadece basit eğilmeye sebep olur. Ancak eğilme meydana getiren yük sadece moment değildir. Aynı zamanda eksene dik yükler de eğilme meydana getirir. Gördüğümüz gibi P1, P2, P3 yükleri bunlar dik yüktür. Bunlar eğilme meydana getirirken yanında kesme de meydana getirir. Onun için bu basit eğilme olarak adlandırılmaz. Basit eğilme olarak adlandırdığımız yük tarzı momenttir. En genel halde bir yapının kestiğinde 3 tanesi kuvvet, diğer üçü de moment olmak üzere toplam 6 tane etki meydana gelmiş olabilir. Biz bunlardan eksenel yönde uygulanan vurulmayı geçen haftaki dersimizde incelemiştik. İşte bu haftaki derste ise diğer iki momentin sebep olduğu etkiyi inceleyeceğiz. Diğer her iki moment de yapıda eğilmeye sebep olur. Şekilde gözüktüğü gibi eksen etrafında uygulanan şu iki tür moment de eğilme yapar. Bunların ikisi bir araya geldiğinde de yine yapıda eğilme oluşur. Momentlerin bu şekilde yay ile gösterilmesi yanı sıra şu şekilde olduğu gibi ucunda iki tane ok olan çizgiler ile gösterilmesi de bir yöntemdir. Bu şekilde gösterim birden fazla momentin bileşkesini alırken kolaylık sağlamaktadır. Basit eğilme halinde yapıda normal gerilmeler meydana gelir ve moment çarpı y bölü I şekliyle formülüyle hesaplanmaktadır. Bu formülümüzde y dediğimiz nötr eksenden olan uzaklık, I dediğimiz kestin alan atalet momenti ve m dediğimizde keste uygulanan eğilme momenti. Uygulanan eğilme momentinin yönüne göre kest içerisinde oluşacak gerilme dağılımı şekilde verildiği gibidir. Moment kestin bir tarafında basmaya, daha doğrusu o tarafları kısaltmaya meylederken diğer tarafı da uzatmaya meyleder. Dolayısıyla kestin şu şekilde kısalan kısımlarında basma gerilmesi olacak, alt kısımlarında da çekme gerilmesi olacaktır. Basmaları mavi, çekmeleri de kırmızı renkli olarak gösterdim. Kesit alan atalet momentleri hesaplanırken burulma ile karıştırmayalım. Burulmada kutupsal atalet momentleri kullanılmaktaydı. Eğilmede ise kestin alan atalet momentleri kullanılıyor. Lütfen buna dikkat edelim. Bu formülde çıkan gerilmenin basma mı çekme mi olduğunu biz şekle bakarak kendimiz belirtmeliyiz. Ve eğer basma ise kendimiz bu formülde eksi işaretini yazmalıyız. Ki burada görüldüğü gibi y'nin pozitif olduğu kısımda oklarımız mavi renkli, yani gerilme basma şeklinde olduğu için biz bu formülde buraya eksi işaretini kendimiz yazıyoruz. Çünkü y'yi pozitif aldığımızda, ki bu doğrultuda y'yi pozitif almak durumundayız, I ve m de pozitif olduğuna göre bir tek yapıyı eksi çıkartması gereken bu işarettir. Onu da buraya biz eksi olarak yazıyoruz. Bu denklemde y bölü i'nin tersine, yani i bölü y'ye kısaltma olarak elastik kesit modülü denir ve s ile de gösterildiği de olur. Bu durumda gerilme formülümüz sigma eşittir m bölü s şeklinde de yazılabilmektedir. Örneğin şöylesi dikdörtgensel bir kesit için kestin atalet momenti 1 bölü 12 bh küp, kestin y değeri yani nötr eksenden en uç mesafe toplam h'nın yarısı olduğunu düşünüp birbirine oranladığımızda s değerini 1 bölü 6 bh kare veya alan biriminde yazarsak 1 bölü 6 alan çarpı yükseklik olarak bulabileceğiz. Basit eğilme halinde oluşan deformasyon şu formülle hesaplanıyor. 1 bölü rho eşittir m bölü e i. Rho dediğimiz eğrilik yarıçapı, e dediğimiz kestin malzemesinin elastisite modülü, i dediğimiz kestin atalet momenti, m dediğimiz de eğilme momenti. Rho'ya eğrilik yarıçapı denmektedir. 1 bölü rho'ya ise eğrilik de denmektedir.
Eğilme sonrasında üzerinde herhangi bir gerilme ve şekil değiştirme olmayan düzleme nötr düzlem, nötr yüzey de denmektedir. Şeklimizde mavi renkli tam orta noktadan kestim boylu boyunca uzanmış olan bu yüzey nötr yüzeydir, nötr düzlemdir. Tam bu yüzeyin ortasından geçen eksene de nötr eksen denmektedir. Özet olarak eğilme durumunda yapıda gerilme, deformasyon ve birim deformasyon bu şekilde hesaplanmaktadır. Eksenel yükleme durumunda da yapıda normal gerilme meydana gelmekteydi. Eğilme yüklemesinde de normal gerilme meydana geliyor. İkisi de tip olarak birbirinin aynı olmasına rağmen formül olarak farklıdır. Bunu hatırlayalım. Momentin yönü ise momentimiz yapıyı eğer bu şekilde çukurlaştırıyor ise bu momentin yönü pozitif olarak kabul edilir. Tam tersi yapının üst yüzeyini tümsekleştiriyorsa o zaman da negatif moment olarak değerlendirilir. Örneğin şöylesi bir moment yapıyı çukurlaştırdığı için pozitif momenttir. Şöylesi bir moment de negatiftir. Örneklerle devam edelim. Bir dikdörtgensel kesite sahip bir yapı mevcut. Bu yapının her iki ucuna birden eğilme momenti uygulanmış. Bu moment yapıyı bükmektedir. Yapıda sadece moment olduğu için basit eğilme diyebiliriz. Kesitin boyutları dik kenarı 2,5 inç ve kesitin kalınlığı da 0,8 inç. Kirişin boyu verilmemiş. Bunun bir önemi yok. Bu kiriş malzemesinin akma gerilmesi 36 KSI imiş. Bu durumda yapıda hangi moment değerini uygulayalım ki oluşan gerilme 36 KSI'yi geçmesin? Gerilme eşittir moment çarpı noktanın diğer dikey koordinatı bölü alan atalet momenti. Kesitin öncelikle alan atalet momentini hesaplayalım. Kestiğimiz dikdörtgen. Tam orta nokta bizim için nötr eksenimiz. Tam orta noktaya göre kestin en uç noktası 1,25 inç uzunluğunda ki bu Y olarak alacağız. Dikdörtgensel bir kesit için alan atalet momenti hesabı 1 bölü 12 BH küp ile hesaplanmaktaydı. Statikten hatırlayalım. B olarak 0,8 inçi yükseklik olarak 2,5 incin küpünü yazdığımızda sonuç olarak kesitin alan atalet momentini 1,042 inç üzeri 4 olarak buluyoruz. Bu formülü kullanacağız. Bu formülde moment çekersek sigma çarpı I bölü Y. Bu kitapta C demiş, Y de diyebiliriz. Nötr eksenimizin en uzak mesafesidir bu C mesafesi. I yerine 1,042 yazıyoruz. Bölü C yerine de 1,25 yazıyoruz. Ve gerilme olarak da 36 KSI yazdığımızda momentimizi 30 kilo pound çarpı inç olarak tespit ediyoruz. Demek ki yapıya 30 kilo pound inçlik bir moment uyguladığımızda ancak akma sınırına ulaşacak bir gerilme oluşur. Bir örnek yapalım. Örneğimizde şekilde verildiği gibi içi boş, dairesel kesitli bir silindirik cisim mevcuttur. Bu cismin malzemesinin akma dayanımı 200 megapaskal olarak verilmiş olup şekilde verilen geometriye sahiptir. Bu durumda eğer bu cisim eğilmeye maruz ise yapıda bu cisme hangi momenti uygulamalıyız ki yapıda en fazla 200 megapaskallık gerilmeye sebep olsun? Öncelikli olarak dairesel kesitli içi boş cismin alan atalet momentini hesaplayalım. X ve Y yönlerindeki alan atalet momentleri dairesel kesitlerde eşit. Dış çap 30, iç çap 15 mm. Bunların yarıları yarıçap olacaktır. 30'un yarısı, 15'in yarısı. Bunların 4. dereceden üstlerini aldığımızda pi ile çarpıp 4'e böldüğümüzde 37.275,73 mm üzeri 4 olarak kesin alan atalet momentini tespit ediyoruz. Oluşacak gerilmenin formülünü yazıyoruz. Gerilmede momenti çekeceğiz. Momenti çektiğimizde sigma çarpı I bölü Y şeklinde formülümüzü elde ediyoruz. Sigma dediğimiz gerilme ki yapının gerilmesi 200 megapascal. Mega yerine 10 üzeri 6 yazdım.
I'yı biraz önce bulmuştuk ki onu da 10 üzeri eksi 12 ile çarpmak suretiyle metre üzeri 4'e çevirdim. Y dediğimiz kesitimizin nötr ekseninden itibaren kesitin en uç noktası ki burada şu üst noktadır. Oranın ama nötr eksene göre olan mesafesi. Üst dış çap 30 olduğuna göre nötr ekseninde tam ortadan geçtiğine göre bizim buradaki y mesafesi 30'un yarısı 15 olmalıdır. Formülde y yerine 15 10 üzeri eksi 13 metre yazıyoruz. Sonuç olarak momentimizi 497 Newton çarpı metre olarak tespit ediyoruz. Şimdi gerilme yığılmalarına bakalım. Daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. Yapıda çentik etkisi oluşturacak herhangi bir ani kesit daralması, yapı içerisinde bir boşluk, bir delik olması durumunda yapıda her zaman gerilme yığılması meydana gelir demiştik. Eksenel yükleme durumunda, burulma yükleme durumunda incelemiştik. Bugünkü dersimizde de eğilme durumunda inceliyoruz. İşte burada da maksimum gerilmemiz yapıdaki ortalama gerilmenin bir K katsayısı kadar daha artırılmış olacaktır. Burada K değerini aynı mantıkla hesaplayacağız. 2 grafiğimiz mevcut. Şöyle bir konfigürasyon için ve böyle bir konfigürasyon için bu grafikleri kullanıyoruz. Grafiğin dikey eksenleri K'yı vermektedir. Yatay eksenleri de küçük r bölü d olarak verilmiştir. Grafiğin içerisinde ise çeşitli eğriler mevcut. Bu eğriler de büyük D bölü D'ye bağlı. Bir örnek çözelim. Sağ taraftaki şu grafiğe benzer bir şeklimiz var. Bu şeklimizin toplam boyu 60 milimetreymiş. Ortasında da alt ve üstlü olmak üzere çentikler açılmış. Bu çentiğin yarıçapı da R olarak verilmiş. Çentiklerin yüzeyden içe doğru derinliği de 10'ar milimetre olarak verilmiş. Bu yapının malzemesi maksimum 150 megapaskallık bir gerilmeye dayanır. Oluşacak gerilme kesinlikle 150 megapaskallık geçmesin isteniyor. Bu yapıya uygulanan moment ise 180 Nm imiş. Genişlik 9 milimetreymiş. Bu durumda 2R değeri yani çentiğin genişliği ne olmalıdır? Bizden bu isteniyor. Öncelikle yapıda oluşacak normal gerilmeyi bulmalıyız. Daha sonra da bir K katsayısı ile çarparak maksimumunu bulup 150'ye eşitlemeliyiz. Yapıda oluşacak gerilme her zaman için kesit alanının her zaman en ufak olduğu yerdedir. En ufak kesit şurasıdır. Şu gözüken küçük kesit bizim için en ufaktır. Genişliği 9. Peki yüksekliği ne olmalıdır? 60 milimetre uzunluğu mevcut. İki tane de 10'ar milimetrelik kısmı çıkarttığımızda 40 milimetre olarak kesitin genişliğini, küçük kesitin genişliğini buluyoruz. Tam orta nokta nötr eksen olduğu için tam orta noktadan itibaren en uç noktayı kesitin en üst tarafı yani C mesafesi toplam 40'ın yarısıdır. O da 20 milimetre yapacak. Bu durumda kesitimizin atalet momentini hesaplayalım. Karesel bir kesit. Genişlik çarpı yüksekliğin küpü bölü 12. 1 bölü 12 çarpı B dediğimiz 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile çarpıp metreye çeviriyoruz. Deküp dediğimiz yükseklik. O da 40 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile çarpıp metreye çeviriyoruz. Ayrıca küpünü alıyoruz. Sonuçta 48 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre üzeri 4 olarak buluyoruz. Gerilmeyi bulmak için moment çarpı y veya c bölü i. Momentimiz 180 Nm verilmişti. C dediğimiz kesitimizin nötr eksene göre en uç noktası, en üst veya en alt. O da c'de 20 mm'ydi. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz. Böyle biraz önce bulduğumuz kesitin alan atalet momenti 48 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir 75 megapaskal olarak tespit ediyoruz. Hali hazırda 75 megapaskallık bir gerilme oluşuyormuş ama yapı 150 megapaskala da dayanıklıymış. Demek ki ikisinin arasında iki katlık bir ilişki var. Demek ki
Maksimumla mevcut arasındaki ilişki k eşittir 2 şeklinde tespit ediyoruz. Şimdi bu k'yı 2 olarak verecek r değerini tespit etmeye sağdaki grafiği kullanıyoruz. Öncelikle büyük D bölü D oranına ihtiyacımız var. Büyük D 60 idi, küçük D 40. İkisini birbirine bölünce 1,5. Sağdaki grafikte D bölü D'nin 1,5 olduğu eğriyi kullanıyoruz. Dikey eksende ise K'nın 2 olduğu çizgiyi kestirip aşağı doğru indiğimizde R bölü D'nin şuralarda bir yerde yani 0,15'in sol tarafında 0,10 ile 0,15 arasında 0,15'e daha yakın olarak 0,13, 0,14 gibi bir değer olacak. Küçük R bölü D oranımız 0,13 olarak biz okuduk. O zaman küçük R'yi çektiğimizde D'de 40 milimetre iken 5,2 milimetre olarak buluyoruz. Ve dolayısıyla bu küçük R'nin iki katı da 10,4 milimetre olarak genişliği tespit etmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyoruz.